Dünyada ne elektrik kaldı ne de su falan filan da birazdan dünyanın sonunu konuşuyoruz. Başlıyoruz. Çılgınlık işte, sular kesilemezdi. Robotlar bizi ele geçecek Gülçin. Vallahi burası da egzozcu Mehmet'in yeri gibi oldu. Keyif alıyor muyum? Alıyorum. Cheesy şeyler. Geniş değil mi? Geniş geniş. Uzaylılar gelecek dediler. Dediler de dediler. Hiçbir şey oldu yok. Yapmam gerekirse yaparım. Sometimes it seems everything is wrong, yeah. Endless hours you're working so hard, yeah. In a fancy suit exchanging business cards. So much pressure, need to run and hide, yeah. The start of the day, passing you by, ooh. You better find a place to escape. It's your life. You gotta do whatever it takes. Yeah. Bravo. Bravo Gülçin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Furkancığım sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi dünyanın sonunu getirdik bugün burada. Yani evet. bir Mad Max olsun, bir işte neydi o dizi şeyin adı? I Am The Legend Will Smith'in olsun. Bir Water neydi? Waterland miydi? Waterworld miydi? Ha, Kevin Costner'ın olsun. Onun dekoruna uygun böyle evet, bir evet. dünyanın sonu konseptiyle beraberiz. Peki dünyanın sonu gelecek deseler sana 10 günün var. Ne yapardın 10 günde? Sevdiğim insanlarla geçirirdim. Hiçbir uktem kalmayacak şekilde geçirirdim. Mesela çılgınlık yapmaz mıydın? Çılgınlık işte, yok yapmak istediğim bir çılgınlık yok aslında. İlla ki vardır canım. Hadi burada çıkartalım onu. Bu kadar kostüm giydin, saçların makyajını yaptık. Gülçin'in içinde de bir çılgınlığını ben biliyorum. Kesin bir şey yapardın. Hep öyledir ya o dünyanın sonu evet. senaryolarında abi. Hep böyle bir ortalık parçalanır. Hep bir kaos olur. Ondan sonra insanlar, marketler bilmem ne her şey insanlar tarafından çalınır, çırpılır falan. Hep öyle senaryoların başlangıcı öyledir. Ondan sonra da böyle bir nasıl söyleyeyim o zor yaşantının yanında bir de sükunet gelir böyle bir. İnsan nüfusu azalmıştır, herkes sakinleşmiştir falan. Değil mi? Evet. Sen ne yapardın peki? Vallahi ben de aslında aynı şeyi düşünüyorum. Bak yani, sis veriyorum ona göre cevap. Soruyu sorduğunda aklıma geldi. Biraz da sesi yükselteyim mi? Dumanla. Ben sesi yükselteyim, sen sesi yükselt abi. Tabii ki sevdikleriyle insan zaman geçirmek ister son zamanlarını bilirse. Genel anlamda herkes bunu söyler herhalde. Ama çılgınlıksa, benim için çılgınlık olan bir şey mesela Şirince köyü. Şirince köyüne giderdim. Bir ihtimal diye. Ya o Şirince mevzusu sen biliyor musun Şirince'yi? Hayır. Şimdi Maya takvimine göre 2012 dünyanın sonunun geldiği üzerine böyle bir şey vardı biliyorsun. Evet. Ne derler ona? Halk arasında veya işte ne diyeyim? İnanç. Söylenti mi, inanç mı? Evet, böyle bir şey vardı ve insanlar Şirince'ye kaçtılar. Orada dünyanın sonu gelmeyecek diye. Biliyor muydun bunu? Evet evet hatırladım. Sen ne diyorsun bu konuyla ilgili Furkan'cığım? Valla yani tabii ki çok komik bir durum vardı o dönem. 2012 Aralık yanlış hatırlamıyorsam evet, değil mi? Evet şey, evet. 2012 Aralık'ta sadece oradakilerin kurtulacağına inanan bir takım arkadaşlarımız ve insanlarımız diyelim. Oraya gidip herkesin... Kamp kurup değil mi? Yani kamp kurup. Geri kalan herkesin ölüp de onların kurtulacağına inanan insanlar. Yani çok mantıksız gelmişti zaten. Yani benim de mesela onunla ilgili bir tezim olmuştu. Yani bunu düşünerek Şirince'ye gidip orada işte yaşamlarını devam ettirecek
düşüncesiyle oraya giden arkadaşların orada 15 günden fazla hayatta kalamayacaklarını düşünüyordum yani. Benim de böyle bir tezim var. Çünkü böyle bir mantıkla oraya giden bir kafa orada... Zihnen ölmüş diyorsun. Zaten zor zaten yani. Zaten herkesi bıraktın oraya gittin. Zaten vicdan azabına ölürsün yani. Her şeyi geçtin. Bütün akrabaları bırak. Oraya git çadırı kur. Ben yaşayacağım. Var mı öyle şey? Yok. Yok. Herkes gidiyorsa biz de gideceğiz hep beraber değil mi? Evet. Anca beraber, anca beraber. Seviyor muyuz bu şeyleri, bu senaryoları? Şimdi Mad Max girdi mesela şimdi şeye, yayına, yeni versiyonu. Valla ben fragmanını izledim, daha gitme şansım olmadı. Fragman çok etkileyici gözüküyor. Bayağı etkileyici değil mi? Şeyde, IMDb'de de yüksek puan almış. Onunla, bayağı yüksek. Onunla ilgili bilgim var. Senin yaşın en tutmaz. Mel Gibson oynardı onun ilk şeyinde, versiyonunda. Evet, hatta tutmayabilir. Hatta Tina Turner da oynardı. Hatta Tina Turner bile bayağı genç orada. Hadi ya. Mel Gibson zaten bayağı genç bizim yaşlarımızda. Bu 2-3 filmlik bir seriydi. Tabii. Hatta geçenlerde bu yeni filmin afişinin önünde Mel Gibson'ın bir tane fotoğrafını çekmişler. O çok böyle güzelmiş. Pis sırıtıyor. O çok iyiymiş ya. Bayağı ironik, bayağı komikti yani. O zaman hadi bakalım şu saçları falan güzel bir bitirelim. Ondan sonra da güzel güzel biraz fotoğraf çekelim. Tamam. Hayır, Gülçin'e dedim ki makyajı bitirelim hadi biraz fotoğraf çekelim dedim ama seni unuttum abi, kusura bakma. Erkeklerin böyle şeylere çok ihtiyacı olmadığı için. Bizim zaten en fazla 30 saniye falan sürdüğü için. Hep öyle. Pudra. Hep öyle. Biz o şeydir, bir ritüeldir yani. Kadın hazırlanır, erkek bekler. Tabii tabii. Şimdi biraz önce dedik ki bu Maya takvimine göre işte dünyanın sonu gelecek şeyleri vardı işte. 2000 yılında da dünyanın sonu gelecek dediler. Uzaylılar gelecek dediler. Dediler de dediler. Hiçbir şey oldu yok. Peki sence bu dünyanın sonu gerçekten gelecek mi? Dünyanın sonu tabii yani bir gün gelecektir. Ama bunun sence sebebi ne olacak? Sebebi? Çünkü bilim adamları vallahi, çok fazla şey farklı var. Şeyler, teoriler üretiyorlar ya. Aynen öyle. Ya tabii şimdi şey diyorlar mesela, ozon tabakasıyla ilgili bir teorileri var. Gitgide artık delindiği ve gitgide yeryüzüne yaklaştığıyla ilgili bir teori var. Ki zaten o bir gerçek aslında teoriden de ziyade. O bunların sebeplerinden bir tanesi olabilir. Genelde ama Hollywood yapımlarında şey oluyor ya işte, yok meteor gelecek, meteor çarpacak falan. Ama şeyler de var mesela, doğanın intikamını içeren çok fazla film var. Evet. Şey var. Ya zaten hepsi birbirini tetikliyor aslında diye düşünüyorum. Yani doğanın intikamı şöyle de olabilir. O dediğim zaten işte bu bizim insanların verdiği kirlilikten dolayı olan bir... Delinme sonucu zaten bitkiler vesaire hepsi zarar görecek ve oksijen azalacak. İşte zaten şu an karbondioksit miktarı çok fazla. Çok fazla, evet. Ta işte bilmem kaç milyon yıl önceki zamanki gibi karbondioksit miktarı çok fazlalaşmış. Ve o zaman mesela hani şimdiki buz denizinden falan o zaman eser yokmuş o dönemde. 400 ppm olması lazım karbondioksit miktarı o zaman. Şimdi aynı şekilde ona yani yaklaşmış. Bunun dışında birçok aslında sebep olabilir. Yani işte nükleer savaşlar olabilir. Evet. Ondan sonra işte güneş patlamaları, meteor düşmesi. Ama bana şöyle çok ilginç geliyor Gülçin. Bu yapay zeka diye bir şey var biliyorsun. Yani Terminator. Artık iki bunun Terminator'dır, evet. Çok da şey, güzel filmdir o. Bununla ilgili şimdi Ex Machina diye mesela yeni bir film çektiler. Bayağı cool bir film yani. Hatta yapımcısı şey diyor. Biz işte... robotları uçurmadan veya işte bu işte uçan Transformers'lar veya işte böyle uzayı göstermeden bir bilim kurgu filmi çektik. Psikolojik bilim kurgu filmi. Ve orada mesela düşündüğün zaman olabilitesi var yani. Ve bu bilim adamları da dünyanın sonunun %10 oranında bu yapay zekadan gelebileceğini düşünüyorlarmış. Hı. Robotlar bizi ele geçecek Gülçin. Düşünsene senin şarkıların robotların söylediğini. Kendi back vokallerimi yaparım. Düşünsene kendi back vokallerini robot yaparsın ama, değil mi? Klonlayayım kendimi. Hemen peki kendi back vokallerin yarın bir gün ele geçirirse, öne geçerlerse sen arkada kalırsan evet. Ne olacak? Ama şöyle düşün, mesela senin back vokalin hiçbir zaman hiçbir şekilde deforme olmayacak, grip olmayacak, yaşlanmayacak, evet. Hastalanmayacak. Çok tehlikeli bir şey değil mi? Evet, evet. Ha? Değil mi? Şey gibi yedek futbolcu bir gün sahaya çıkar hani sakatlanınca, az futbolcu sonra evet. İyi performans gösterirse hep kalır ya. Aynen öyle. Gülçin Allah korusun hastalanırsa...
Yerine back vokal. Hem de aynısı bir de. Yani hiç olabilir. De, şey olmuyor, detone keza olmuyor. Bizim için de geçerli tabii de. Tabii canım. Benim için de geçerli. Ama yok, bence müzik, oyunculuk ve fotoğrafta yapay zekanın pek bir şansı yok. Neden yok? Çünkü bunun üçü de ruhla ve duyguyla yapılan meslekler. Yani içinde ruh ve duyguyla yapılan mesleklerin yok olma olasılığı bence sıfır. Fotoğrafçılık da bunlardan bir tanesi. Yani doğru. Bana diyorlar ki işte dijital fotoğraf makinesi çıktı, telefonlar çıktı, fotoğrafçılık bitiyor falan. Fotoğrafçılık öyle bir şey değil diyorum ben de. Fotoğrafçılık ruhla ve gözle yapılan bir şeydir yani. Oyunculuk da böyle, bence müzisyenlik de öyle. Ya işte bir şarkıyı ezberleyip söylemek veya işte sadece deklanşöre basmak veya repliği ezberleyip konuşmak meselesi değil yani, hakikaten değil. Tamamen duyguyla ve onu hissetmeyle, şarkıcılıkta da bu böyle, oyunculukta da böyle, fotoğraf sanatçılığında da böyle. Hissetmezsen zaten ne o anı yakalayabilirsin, sen çok tabii daha iyi biliyorsun tabii, ama ne de işte müzisyenken o şarkının içine girmek için, değil mi, o duyguyu yakalamak gerekiyor. O hüzünse veya mutluluksa, her neyse. O albüm kapaklığını hangi duygularla çekiyoruz? Yani. Bütün albüm kapaklığını ben çekiyorum Gülçin bu arada. Evet. Bir önceki albüm kapağı neydi ismi? Bravo. Bravo. Ondan sonra Bravo'da hatta bizim çok enteresan bir şeyimiz var. Tamam. Şimdi iki tane tasarım hazırladık. Hani albüm kartoneti oluyor ya, kapağı falan. Ondan sonra bunu mu yapalım? Yani iki tane farklı kapak. Bir türlü karar veremiyoruz. En son yapımcısı Deniz abi, sevgili Deniz Erden, Avrupa Müzik. Dedi ki Mehmetciğim dedi, ikisini de yapıyoruz dedi. Yani iki farklı albüm kopayla bir albüm çıktı Türkiye'de ilk kez. Tabii. Böyle acayip de bir adımız oldu. Şimdi yeni çıkan son single'ın adını da söyle bize. Bir Tanecik Aşkım. Bir Tanecik Aşkım. Hep böyle şeker şeyler, tatlı böyle. Onda da böyle kırmızı tütür elbiseler falan, böyle güzel bir albüm kapağı çektik. Seninle neler çektiğimizi şu makyajın bittikten sonra fotoğraf çekerken konuşuruz. Seninle de bayağı bir şeyimiz var. Tabii. Hadi bakalım. Biraz kirletsinler, ondan sonra devam edelim. Şimdi arkayı gri yapıyorum. Niye gri yaptığımı da birazdan nasıl oluyor diye bölümüm var abi. Fotoğrafları işte nasıl çektiğimi kısaca anlatıyorum. Orada anlatacağım, siz de dinlersiniz. Tamam. Niye gri diye sormayın. Şöyle bir ikinizle beraber çekeyim. Oyuncağı da bantladım eline Gülçin'i. Sevdin mi sen onu? Evet. Hiç yanından ayırmayacak. Böyle şeyler var ya, Tarantino filmlerinde vardır. Hmm. Bacağı mesela tarama tüfek kadının böyle tı 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 onunla öldürür falan. Yani ne yaratıcı adamlar değil mi? Şöyle bir dünyanın sonu gelmiş de şöyle ters bakın bakayım bana bir niye gelmiş. Bir göreyim sizi şöyle. Vay be. Geniş değil misin sen şu an? Geniş değil mi? Geniş. Hatta şöyle çekeyim de daha heybetli çıkın bakayım. Gülçin, sen dünyanın sonu gelmesini istiyorsun da. Ben gülüyorum değil mi? Çok eğleniyorum, çok güzel. Bayağı gülüyor. Dünyanın sonu diye böyle. Tam başka bir dünyanın sonu değil. Dünyanın sonu gelecek, tek popçu sen kalacaksın onun için, değil mi? Onun için mutlu. Şey gibi, Will Smith tek kalıyor ya. Ayan Dılacın değil mi? Ayan Dılacın. Tek başına kalıyor. Tabii. Bir de köpek var da. Küçüklüğümden beri hiç oyuncak silahım olmamıştı. Şöyle bir sert bak bakayım, hiç de beceremiyorsun ama. Dur bakayım. Biraz aşağıda tut. Şöyle bir tane tek yerine şöyle tutsan. Sana hiç söylemiyorum abi. Sen zaten bu işte tek tutsun. Evet ya. Yani yaptığım projelerin birçoğunda elinde silah var. Aynen öyle. Şimdi bakalım, yine bir silah alacağız elimize de. Evet. Daha böyle bir ajan tozu mu var? Var. Ajanlı şeyin birleşimi Mad Max. Aynen, hadi bakalım. Ha? Furkan da gidiyor. Aslında Gülçin'e de ben sert fotoğraflar çektim zamanında. Var mı? Değil mi? Rockstar yapmışsın. Ciddi oluyoruz. Bayağı da şey, rockstar olmuştu. Güzel fotoğraflar. Tamam, ciddiyiz. Evet. Bak şimdi. Bak bir tane şöyle yapalım. Sen şöyle silahı tut. Sen de şöyle elini şunun omzuna at bakayım nasıl olacak. Bundan dolayı atamayabilirim. O zaman öbür tarafa geçelim. Hı. Sen silahı değiştir. Silahlı kolumu. Silahı koy. Ha. Bak mesela. Ha. Merdiven vereyim mi? Evet. Altıma lastik koyacağım. Dur bakayım. Şöyle şey. Çok iyi. Çok iyi. Bir tane lastik koyalım aslında altına gerçekten? Dur bakayım. Vallahi burası da egzozcu Mehmet'in yeri gibi oldu. Her yerde egzozlar, lastikler. Hah. Vallahi iyi oldu.
bu. Biz alışkınız böyle oyuncaklarla fotoğraf çekmeye Furkan'la, sen biliyor musun? Tabii. Bununla böyle güzel bir James Bond ajan fotoğrafları çekimi yaptık. Başka kız ayırma zamanı. Seninle. Biz seninle çok fotoğraf çektik. Valla işte kız ayırma zamanı o şeyi yaptık, ajanı yaptık. Asıl ilk fotoğraf çektiğimiz... Son yaz Balkanları yaptık. Neredeydi? Makedonya'da. Makedonya'da. Ne kadar eğlendik, ne güzeldi değil mi? Çok güzeldi ya. Makedonya harika bir yer. Her güzel şeyin sonu var. Onun da ömrü kısa oldu. Ama olsun. Güzel güzel anılar en vardı. En azından fotoğrafları iyi oldu. Çekilen bölümleri iyi oldu. Elimizde aynen öyle. Anılar tabii, kaldı. Tabii. Dur bakalım. Bu poz hoşuma gitti. Böyle birkaç tane çekelim. Şu elini indirmiştin ya, o daha iyiydi bak şöyle. Evet. Sonunda bak şöyle bir şey yapacağım. Bir tane onun sırtasını yapalım. Böyle boylar işlenmişken hafif dönüp şöyle. Haydi bakalım Gülçin. Bravo. Bravo. Bravo diye albüm yaptın yani. Ne olacak? Bakayım. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi hadi birer de tek çekelim. Ladies first mi diyelim? Tabii ki. Sen kal orada. Okay. Lastikli üstüne. Lastikli böyle. Dur bakayım. Bak bir tane ne yapıyor musun? Şöyle tut hafif yandır. Durabilecek ya, şöyle, ha. Lastiğin üstünde mi göreyim gerçekten? Doğru, ne olacak ki? Ne güzel işte, heybetli heybetli. Evet, bak. Şöyle bir tane rahat tut elini. Hep bir nişan alma durumları. Bir dakika, şöyle bir şey. Şimdi rahat ol bakayım, ne yapmak istiyorsan yap. Seni böyle özgür bırakınca sen bayağı şey alıyorsun. Şunu biraz çekelim. Tamam, şöyle. Evet. Ha, üfle duman koyarız silahın ucuna. Bu fotoğrafta yaparız olayı var ya artık. Evet. Vallahi çok iyi. Çok iyi. Bir de şöyle. İndir onu. Evet. Hadi bakalım birkaç tane de Furkan'a. Gel. Ya tutmayı öğrendi sizin yalnız ha. Öğrendim. Eline bak deyince oldu. Valla. Silahlı mı çekelim? Silah da eline yapıştı derler ya. Bak bak işte bu. Silah eline yapıştı. Bütün projelerde silah veriyorlar. Bu rol yapıştı. Silah yapalım, silah sokalım artık. Değil mi? Hadi sen bu bantı sökmeye çalış orada. Ben de silah kullanayım bari ya buradaki. 5 saat bunu çıkarmaya çalışıyorum. Oh, oh. Çok iyi. Derin. Rahat. Furkan'a hiçbir şey söylemeye gerek yok. Baksana. Evet. Şimdi bu silahlı bir olaylar var ya. Askerlik aslında sen bir film çektin. Evet. O silaha tam aslında zıt bir proje. Aynen öyle ya. Biraz bahsetsene ondan mı? Somuncu Baba. 1300'lü yıllarda yaşamış bir mutasavvıfın hikayesi. Kim biliyor musun? Aslında Akşemseddin'i herkes biliyor. Evet. İzleyenler de zaten bilecek. Akşemseddin'in hocası Hacı Bayram Veli vardır. Hacı Bayram Veli'nin hocası. Aslında hocaların hocası yani. Ya silahtan nereye? Silahtan nereye? Aynen öyle. Yani. Tasavvufla ilgili. Onun işte aslında İstanbul'un fethinin kapılarını açan bir insan diyebiliriz. Bir ermiş hatta. Evet. Onun hayat hikayesi. Ben fragmanı izledim, harika görünüyor. Değil mi? Evet. Güzel değil mi? Yani senin oyunculuk kariyerin içinde bence yani böyle bir tasavvufi bir karakter. Bir yandan böyle işte bir ajan oynamak. Evet, evet. Öbür tarafta başka bir şey oynamak. Şimdi yeni gelecek dizide ona bahsedebiliyor muyuz? Tabii tabii. İşte yeri başlayacak dizide bıçkın bir delikanlı bildiğim kadarıyla oynuyorsun. Aynen öyle. Yani o bence bir oyuncu için güzel bir şey. Ya işte dünyanın sonu geliyor Mehmet. Ya bir şeyler yapmak lazım diye. Dünyanın sonu geliyor. Dur bir tane daha şöyle çekeyim. Abi şu silahı alayım. Bir tane şey yapmak istiyorum ya. Şu kollar. Nasıl bir şey? Şöyle bir kolları şöyle yapsana bakayım ne oluyor. Şöyle gibi mi? Allah'tan lensle geniş açı var. Bir dakika. Bir de böyle, bir de böyle, yandan hafif şöyle, hoppa, hadi biraz da sohbet edelim. Hadi.
Bu hafta nasıl oluyor da size bu fotoğraf çekiminde arka tarafı niye griyle tuttuğumu ve daha sonra ne yapacağımı anlatayım. Aslında bunları gördünüz biraz önce fotoğrafları görürken. Gördüğünüz gibi arkası griydi ama bir anda gerçekten dünyanın sonu gelmiş gibi dekorlar geldi. Artık günümüz imkanları insanları böyle gri fonda, işte sinemada green box dedikleri yeşil fonda çekerek istedikleri yere, istedikleri şekilde yerleştirebiliyorlar. Ama bunun en iyi yapılma şekli de ışığın, bu yanlarda gördüğümüz o kontur ışıkların olması artı ışığın çok homojen dağılması gerektiği, arkadaki grideki ışığın da çok detaylı bir şekilde saçlardan detay alabilmek için homojen bir şekilde olması gerekiyor. Evet efendim, bu bilgilerimizi de verdikten sonra var mı sizin fotoğrafla alakanız? Vallahi benim fotoğrafla en büyük alakam biliyorsun seninle olduğu zamanlar, çekim evet. yapacağımız zamanlar oluyor. Ya ben tabii ki çok amatörce yani işte kendi çekiyorsun herkesin ama, artık, değil mi? Herkesin kendi bir aslında şey oldu ya, portföy oldu aslında o Instagram sayesinde. Kendimizce işte filtreler, ışık ayarları vesaire bir şeyler yapıp kendi bakış açımızı bir şekilde aktarıyoruz oraya ama tamamen amatörce yapılan bir şey. Keyif alıyor muyum? Alıyorum. Ama senleyken çok daha rahat oldum kesin yani. Dünyanın sonu gelse en son hangi fotoğrafı çekersin diye saçma bir soru sorayım. Yani en sonu gelse. Soruyu toparlayamadım şimdi. Ya ben bir kere... Zaten o fotoğraf geriye kalmayacağı için. Şöyle oldu, bir gün uçaktayım. İşte bir yerden bir yere gidiyorum, hatırlamıyorum nereye gittiğimi. Çok ciddi bir türbülansa girdik. Yani böyle uçak bayağı düşüyor kalkıyor, düşüyor kalkıyor falan. Bilirsiniz öyle hava boşluğu evet, vardır. Anasıyla da bir tane Polaroid makine vardı. Onunla uçağın kanadındaydım tam. Fotoğrafı çektim işte, dışarı çektim kanatla beraber uçağı. Ondan sonra hosteslerden bir tane kalem istedim. Onun altına işte o günün tarihini, saati, adımı soyadımı ve imza attım. Ve ondan sonra onu böyle koydum. Yani bu uçak eğer düşerse bu fotoğraf bence sonra da bulunursa çok acayip bir şey olabilir diye. Sonra evet, uçak tabii düşmedi. Kaptan uçağı indirdi. Ben de o fotoğrafı hosteslere verdim. Lütfen kaptanımıza verin diye iletmiştim. Böyle enteresan bir son fotoğraf şeyim olmuştu benim. İnsan yapabiliyor ya, son fotoğraf şey olabilir yani. Ya evet, o psikolojiyle alakalı. Yani sen o an çok hakikaten yakın hissetmişsin. O çizgi de hissetmişsin yani. Hani o türbülanstan dolayı belki de işte uçağın bir şekilde çakılacağını yere düşünmüşsün ki aklından evet, o an sanatının son hamlesini yapmak gelmiş mesela aklına. Son sanatımın son hamlesini orada yaptın. Evet yani öyle aklına gelmiş. Değil ama mi? Şimdi ben bilmiyorum aklıma o gelir mi yani hani mesleki olarak da son mimimi yapayım falan diye bir şey. O hani herhalde Hamlet oynayayım falan diye. Aynen son falan bir Shakespeare'den şunu oynayayım falan diye bir şey. Peki bir şey söyleyeceğim. O silahı niye bırakmıyorsunuz elinden? Çok sevmişsin. Deminden beri evet. Yani aslında beğendim bir tek. Böyle... Oyuncak olduğu için tabii bırakmıyorsun. Gerçek olsaydı evet, almazdım. Evet gerçek olsaydı hayatta tabii ki ama. Peki dünyanın sonu geldiğinde. Sonu geldi demeyeyim de. Yani dünyada bütün olaylar değiştiğinde ve bütün ekolojik denge değiştiğinde. İnsanlar böyle o Mad Max filmindeki vahşileştiğinde. Birini vurman gerekse vurabilir miydin? Yapmam gerekirse yapmalıyım yani. Gördün mü? Tam bir ajan konuşması olmadı mı? Tam politik bir ajan. Yapmam gerekirse yaparım. Yapmam gerekirse yaparım. Survivor. Survive ederim. Hayatta kalmak için. Ya insanlar çalışmak zorundalar. Yani dünyanın sonu da gelse çalışmak zorundalar. Dünyada atıyorum sistemi reddetse de doğaya da gitse doğada da çalışmak zorunda, avlanmak zorunda, beslenmek zorunda değil mi? Evet. Yani insanın doğasında bir kere çalışmak var. Çok mecbur kaldığında da savaşmak var. Yani o kadar savaşlar olmuş işte ondan sonra insanlar birbirini katletmiş. Tabii ki korkunç bir şey bu. Ama o tabii o insanların o kendi işlerinde gelişemedikleri ve evrimleşemedikleri dönemlermiş bunlar. Bu evrim de sizce böyle günümüzde de bazı zamanlarda, bazı durumlarda geriye dönüyor mu? Yani tekrar vahşileşiyor muyuz? Bazı ya evet aslında hep şey vardır ya, medeniyet içinde bir parabol eğrisi vardır ve hani belirli zaman aralıklarında aslında en başa dönüp tekrar yükselme ve alçalmalar olduğu hep varsayılır. Yani işte bu Mısır piramitleri vesaire hep örnek gösterilir. Yani o zaman da bunu nasıl yapılmış abi dedikleri durum işte. O medeniyet çizgisi aslında bir ileri bir geri durumu var. Yani hatta başa dönüyor, yükseliyor ve sonra başa dönüyor gibi bir durum var. Yani bence öyle şeyler tabii ki var. Ama insan olarak, insanın evrimle veya işte bir hayvanın vesaire onların evrimleşmesi şey açısından bana mantıklı gelmiyor. Yani teknoloji ayrı bir şey ama
Hani evrimleşme derken fiziki bir değişiklik vesaire insanda hani şöyle olacak. Ya işte o mutant hep filmler vesaire. Yok benim bahsettiğim atladım. Evrimleşme, medenileşme ha, anlamında. Yani medenileşme anlamında tabii ki bunlar zaten hep varsayımlar da değil. Hepsi kanıtlanmış şeyler var yani. Teknoloji peki ne yapıyor? Gülçin'cim sana soruyorum. Sen hala oyuncağının önüne neden diyorsun? Ya ben şeye takıldım. Aslında demin sorduğun soruya. Cevabım acaba yapamaz mıydım ya? Ben orada takıldım. Bence mecbur kalsan yapabilirdin yani. Peki bir şimdi teknoloji çok gelişiyor. Hepimiz artık yani bunun artık şeyi olduk yani. Ne çıksa hemen alıyoruz, yapıyoruz, elimizde var. Hepimiz kullanıyoruz yani teknolojiyi. Bu teknoloji acaba bu insanın iyi yönde evrimleşmesini tersine biraz çeviriyor olabilir mi? Yani evet. Sosyal durumlar işte sosyalleşme. Evet. Yani geriliyor muyuz acaba? Teknoloji ilerlerken insanlık geriliyor olabilir mi? Ya, olabilir. Şimdi, İlişkiler de bozuluyor. Teknolojiyle beraber, sosyal medyayla beraber. Hız bizim düşmanımız oluyor zaman zaman ya. Hız zaten canım büyük yani, düşmanımız. Hele İstanbul'da yaşıyoruz bir de yani. Ya faydalı tabii ki aslında birçok yerde. Yani işte internet ortamından veya işte elektronik ortam bir şekilde bilgi paylaşımını çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsun. Bunlar güzel şeyler yani o mektuplar günlerce zaman sonra gidermiş vesaire. Çok hızlı bilgi paylaşımı yapıyoruz. Çok hızlı şekilde dönüyor işte bir iş toplantısını bile artık buluşmadan o insanın yanına gitmeden gerçekleştirebiliyoruz. O açıdan iyi ama tabii o hız bazen de bazı şeyleri çok çabuk tüketiyorsun yani o açıdan bence çok zararlı bir durum var. Ben şimdi çok ciddi sorulara saçma cevaplar çıkarttım. Bunları şimdi size sorayım. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Bakalım hoşumuza giderse devam ederiz. Şimdi dünyada su olmasaydı ne olurdu? A. Annemiz hadi evladım elini yıka diyemezdi her yemekten önce. Sabahları da yüzünü yıka diyemezdi. B. Pis olduğumuzu asla bilemezdik hiç su olmasaydı. Değil mi? Tabii. Kötü koku diye bir şey olmazdı çünkü varlığından evet, haberimiz olmazdı, olmayacaktı. Evet. Ondan sonra asla su gibi aziz ol diyemezdik. Sizce bir D şıkkı var mı? D şıkkı su akar yolunu bulur da diyemezdik. Diyemezdik bravo. Gülçin? Sular kesilemezdi. Bravo. İyi pas demedin. Peki bitkiler olmasaydı ne olurdu? A. Sürekli et yerdik kut hastası olurduk. Bu yalan. Ben sürekli et diyorum hiçbir şey olmuyor. B. Çiçek almadın kavgası olmazdı. Tabii bitkiler olmayınca. Sevgilim niye bana sevgiler günü çiçek almadın kavgası? Onu çok sevdim ya. Ben direkt B diyorum. C ile D'yi görmeden B diyorum ben. Abi asıl bombası vejetaryenler ve veganlar olmazdı. Evet. Bitkiler evet. Olmasaydı. Evet. Mecburen herkes et yiyecekti değil mi? Sizce ne olmazdı bitkiler olmasaydı başka? Valla Gülçin'cim. Ya otçul hayvanlar olmazdı ya da onlar da et yiyecek, etçil olacaklardı. Masalarda salat olmazdı. Lahmacun arasında maydanoz olmazdı, limon olmazdı mesela. Değil mi? Ne kadar tatsız. Ya evet. Yani düşününce bitkiler olmazsa hani mantıken düşünce tabii ki aslında her şey son bulur. O başka bir şey ama ben B şıkkını hala tercih ediyorum yani. Değil mi? Tabii. Peki. Uçaklar olmasa ne olurdu? A. Uzaklar hep uzak olurdu. B. Hava korsanı olmazdı. C. Dünyanın bir ucuna giderken her yeri görürdük. Bu da hoş. Her yeri gördük meselesi değil mi? Evet. Mesela eskiden uçak yokken trenle yolculuk yapılırmış. Ve sonuçta duraklarda durarak dünyanın her yeri görünürmüş. Uçaklar olduktan sonra dünyanın öbür ucuna gidiyorsun. Hiçbir şey görmeden oraya iniyorsun. C. Peki var mı buna bir şeyiniz uçaklar olmasaydı? Uçaklar olmasaydı değişik değil mi? Sen bir değişik şimdi format yeni ya o yüzden soruyorum yani. Yok yani değişik yeni dedim işte öyle uydurdum yani. Böyle. Olurdu ya. Uçak olmasa... Uçak olmasaydı çok uzaklara gitmeyebilirdim ben kendim için. Ya uçak olmasaydı ne olmazdı aslında biliyor musun? Çok güzel olurdu ya olmasaydı. Türbülans olmazdı. Peki elektrik bulunmasaydı ne olurdu? Dünya kadar elektrik parası ödüyoruz paramız cebimizde kalırdı. O net. B... Şimdi bu stüdyoda zaten olamazdık. Diyor niye olamayalım? Aa, olamazdık doğru. Bu stüdyoda olurduk ama seyircili yapardık ve sadece o seyirciler yapardık programı değil mi? Sonuçta yapabilirdik yani. Ya elektrik olmasa değil evet. Mi? Yani hani elektrik sistemi değil. Gaz güneş yani. Enerjisi falan gibi. Elektriğin fotoğrafla da alakası yok. Elektrik olmadan fotoğraf üretebiliyorsun bu arada. Böyle bir durum var biliyorsun. Sen şanslı meslektesin ya. Ondan sonra neymiş? Ha ilişkilerde elektrik alamadığım yerine başka bir terim bulmak zorunda kalırdık. Ne olurdu ki acaba orada? Tüylerim diken diken olmadı mı ne? Elektriğe uyacak. Kalbim çarpmadı falan evet. Demek lazım.
çay içeriz veya içemeyiz gibi bir şey mi olurdu acaba? Sana yani kalbim çarpmaz var ya. Bak bu güzeldi. Ne dedi? Sana kalbim çarpmazdı. Ama çarpma kelimesi de elektrikten geliyordur belki. Çarpmak. Yok. Atmadı o zaman. Atmadı peki. Bu da güzel. Buğday olmasaydı ne olurdu? Buğday tenli diye bir tabir olmazdı. Karadenizliler hep müteahhit olurdu. Doktorlar 3 beyazdan değil 2 beyazdan uzak durun derlerdi. Onu diskalifiye ediyorsun. Yani buğday olmasaydı ben bir değişik söyleyebilirim. Gluten alerjisi diye bir şey olmazdı. Bak yine bak nasıl bak lokmacı olması belli oldu. Şey olmazdı. Kıymalı pide olmazdı. Pide olmazdı. Pide olmazdı. Ondan sonra Ramazan pidesi olmazdı. Lahmacun olmazdı. Bir tane daha son bir soracağım. Son. Pusula olmasaydı ne olurdu? A. Sonra Bağdat'ı bulurduk. B. Pusulamız asla şaşmazdı. C. Yıldızlarla haşır neşir olurduk. O yıldızlarla haşır neşir olma mevzusu bence çok hoş olabilirdi. Yani aslında baktığın zaman teknoloji, elektrik, işte bunların işte su tabii, su, bitkiler falan ona olmak zorunda yaşamak için. Ama işte bu teknolojiyle beraber olan işte evet, elektriktir, ondan sonra işte internettir, uçaktır vesaire bunlar olmaz ama her şey daha bir romantikleşmiyor mu? Yani böyle bir yollar, uzun yollar, yıldızlar, yıldızlardan yön bulmak falan. Ya evet tabii yani hep şeyi söyleriz ya, televizyon olmasa işte ne güzel muhabbet dönüyor şöyle böyle. Birçok şey de engelliyor tabii aslında yani şeyi insanların doğasında olan şeyi tabii ki aslında biraz yıkıyor, azaltıyor diyebiliriz. Herkes artık kendi başına bireysel olarak işte bilgisayar, televizyon vesaire vaktini o şekilde geçiriyor. Bence çok daha insancıl bir durum. Onun olmadığı zamanlar daha belki ya sohbet edebiliyorsun en azından. Şu evet, an belki en çok aç olduğumuz durum benim için. İletişim kurabilmek. Değil mi? O anlamda bu sohbet bence programları mesela biz de burada tabii ki fotoğraf ve işte konsept bir program evet, yapıyoruz ama günün sonu sohbet ediyoruz. Aynen öyle. Bu sohbet programlarının bence bu kadar sevilmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir. Bütün dünyada seviliyor çünkü. Yani sadece tanımış insanların bir yere gelmesi değil bence bu. Yani o uzak kaldığımız sohbeti belki birileri yaptığı zaman bakıp ah be biz de böyle sohbet ederiz zamanında veya işte oradan uzaklaşmanın getirdiği böyle bir o televizyon programlarının yakınlık da olabilir. Bu da bir tez bence yani. Ne dersin Gülsün? Evet, evet. Evet, bir de aynı zamanda evde yalnızsanız beraber yalnız hissetmiyorsunuz ve evde bir muhabbet oluyor. Ama katılamıyorsun. Ya evet, yani izleyerek katılıyorsun. Telefonla oku bağlanatım sen de. Bence şu var. Şimdi biz mesela sürekli işte ekranda hani Gülçin'i nasıl görür insanlar? Şarkı söylerken görür. Yani o müzisyen sıfatıyla işte benim oyuncu sıfatıyla görür. Burada biraz işte mesela sen hani tabii ki fotoğraf işin konseptinde var. Bizde bizde konuk alıyorsun işte bilinen insanlar olur. Ama biz burada kimliğimizle buradayız. Yani Gülçin olarak ve Furkan olarak buradayız. O bence o programların anahtarı bence orada. Değil mi? Yani biz gibi gördükleri yer aslında farklı. Hani nasıl insanlar bence böyle yerlerde daha iyi tanıyorlar, daha yakın hissediyorlar. Diğer türlü bir kalıbın içerisindeyiz evet, gibi düşünüyorum. Sizi siz gibi görüyorlar. Siz aynen normal öyle. Normal hayatta da böyle gezdiğinizi tahmin ediyorum. Yani ben hep böyle geziyorum. Aslında birisine kostüm giydirdiğin zaman bence bu psikolojik olarak araştırılabilir. En çok kendisi gibi davranıyor. Ben bunu fotoğraf çekerken de ondan sonra işte ne bileyim işte bu televizyon programında da fark ettim biliyor musun? Yani bir başka bir şeyin içine sokuyorsun. Yani onu normal her zaman giydiği kostümden çıkartıp başka bir kostüm giydirdiğin zaman o zaman çok fazla kendisini düşünme fırsatı olmuyor ve kendisi gibi davranıyor karşımdaki kişiler. Değişmiyor diyorsun. Değişmiyor değil mi? Bence. Değişmiyor. Çünkü orada zaten ben karşıdakine bir reji bir rol veriyorum. Hı hı. Zaten bir rolü var. O yüzden de sohbet ederken de kendisi gibi oluyor. Ya şey çok doğru bir laftır. Hani bunu Ryan Gosling söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Bizde her şey var. Yani öfke, sinir, işte üzülme, ağlama veya herhangi bir duygu hali hepsi var bizde. Ve hani olmayanı, daha doğrusu o karakterde olmayacak olanı ayıklayabilirsek istediğimiz adama yaklaşırız veya ulaşmaya çalışırız diye. Yani her şey var bizde. Adamda ne yok onu çıkartmalıyız gibi. O çok doğru bir şey. Çok doğru. Mesela burada da işte senin verdiğin rejiyle kendi yapabildiklerimizle bir şekilde bir şey çıkarmaya çalışıyoruz aslında. Ben öyle düşünüyorum. Yani kostüm sadece pozitif anlamda tabii pozitif anlamda olabilir yani.
Peki bir şey soracağım Gülçin. Dünyanın sonu konserini verir miydin? Evet. Dünyanın son konserini. Evet. Nasıl bir konser olurdu o? Kendi istediğim şarkıları daha çok söylerdim sadece herhalde. Sadece Türkçe söylemezdin herhalde değil mi? Şey yapıp, yani bencillik edip. Yo Türkçe söylemeyi de seviyorum. Türkçe de söylerdim ama belki kimsenin bilmediği şarkılar sırf kendi keyfim için söyleyebilirdim. Atıyorum böyle bir 3 parçalık bir playlist yapsam bize. İlk söyleyeceğin parça ne olurdu? Ya şu an bayağı böyle iPod arşivimi karıştırmam lazım. Şöyle yap mesela. Kapat gözlerini. Bir tane şarkı düşün. İlk aklına gelen şarkı ne? Demin az önce söylediğim şarkı mesela. İkinci şarkı ne? Bir tanecik aşkım. Üçüncü şarkı ne? Aşkın tezahürü. Kendi şarkılarım aklıma geldi. Hep bir aşk, hep kendi şarkılar, hep bir şey. Self PR. Bir kez dünyayı düşün bak. Bunun Japonya'sı var, Hindistan'ı var, Afrika'sı var, Avrupa'sı var. Hiç bu insanları düşünmüyor musun? Evet, dünyanın sonu olduğunu düşünürsek ama dünyanın... Aslında bu konseptle yazılan şarkılar olması lazım ya. Vardı mesela James Bond'un şeyinde miydi? In the End vardır Linkin Park'ın. O olabilir mi acaba şeyle? Dünyanın sonu. Evet, o bir şarkılar vardı ya o konuda. Zaten Linkin Park'ın genelde şarkıları ve klipleri hep öyle bir göndermeli. Hep böyle bir gelecek. Bir de Britney Spears'ın var galiba öyle bir şarkısı. Ben dünyanın pek hakim değilim Britney Spears'a ama... O zamanlar işte dünyanın sonu gelecek falan o dönemlerde 2012 miydi acaba? O zamanlar yazılmıştı. Herhalde. O zaten o filmlerde ve işte o komplo teorilerinde diyeyim yani o işte dünyanın sonu teorilerinde hep böyle bir yanılgı vardır. Mesela çok acayip bir şey yakaladım geçen gün. Birçok işte yakaladı onu zaten. Bu Geleceğe Dönüş Back to the Future filminde işte geleceğe gittikleri uçan kaykayın olduğu işte uçan arabaların olduğu bölüm. Hı hı. Kaç yılında çekilmiş? Yani orası kaç yılında gidiyorlar biliyor musunuz orada? İşte uçan kaykaylar, uçan arabalar var falan. Orada numaratöre giriyor işte şu tarihe gidiyoruz diyor arabayla. Kaç? 2010? 2015'e gidiyor. 15 değil mi? Yani bu yıla geliyor. Ve şu an ben uçan kaykay falan görmüyorum yani ortalıkta. Evet. Uçan araba falan diye bir rivayetler var ama hiç uçan araba da görmüyorum. Yani. Milenyum'da da güya her şey lame olacaktı. Her şey gri olacaktı falan. Ne oldu? Olmadı. Uzay Yolu 2000 diye yıllarca evet. Bir tane biz şey izledik. Uzay Yolu dizisi izledik yani çocukken. Uzay Yolu 2000. 2015'e geldik hiç öyle bir şeyler yok. Bir şey yok. Bu son dönemde bu teorilerle ilgili sayısız tabii film çekilmiş. Biraz önce saydık bayağı. Hı-hı. İşte Mad Max bunların en nasıl söyleyeyim? İşte görsel olarak, prodüksiyon olarak en heyecanlı olanı. Ama bence bunların arasında sıyrılan ve bilim adamlarının da mesela bu gerçeğe en yakındır dediği film Gravity değil mesela. Interstellar. Biliyor musunuz Interstellar'ı? Yani onu izlemeniz lazım. Evet. Yani o film yine dünyanın sonunun geldiği ve bir grup astronotun başka dünyalarda işte hayat var mı diye bu aramak için çıktığı ve o işte kara delik dedikleri şeyi bulup ondan geçtiklerini, zamanın ne kadar hızlı aslında aktığını dünyada anlatan ve o teoriye bilim adamlarının en yakın dediği film. Mesela Gravity ile ilgili, Gravity biliyorsun Oscar'lar aldığı işte acayip bir film. Birçok hata bulmuşlar. İşte Sandra Bullock'un bir yerde saçı uçmuyormuş da işte efendim bir yerde bilmem ne olmuyormuş. Ama bu filmle ilgili hiç kimse hiçbir şey diyememiş. Hmm. Çok şiddetle tavsiye ederim izlemeyenlere yani. Interstellar. Ya o seri yani dünyanın sonuyla ilgili tabii birçok filmde izledim. İşte bu az önce saydık mesela işte Will Smith'in I Am The Legend'ı efendim söyleyeyim. İşte Bruce Willis Armageddon. Matrix de aslında bunların bir parçası türevi. Yani Matrix de bir türevi falan birçok izledim ama genelde hep şöyle bir şey söz konusu bir şekilde ya bir işte virüs bulaşıyor bir yerden bir şekilde ne bileyim belki maymundan bilmem neden onlar oluyor elektrikler kesiliyor veya işte bir şey bir cisim yaklaşıyor durumu vardır ya öyle bir yani öyle bir muhabbet genelde var ki bunlar mesela doğru yani 300 yılda bir galiba tam rakamını hatırlamıyorum ama gerçekten de bir gök cismi dünyaya çarpıyor. Ama bunun büyüklüğü, hızı vesairesine göre parametreler değişiyor aslında. Parçalanıyor ve... Aynen öyle. Bunun çok daha büyüğü, çok daha hızlısı gerçekten dünyanın sonu olabilecek seviyede olabilir. Yani bunu, bilim adamlarının söylediğine göre böyle bir gerçek var. Var. Veya işte güneşin bilmem kaç milyon yıl sonra işte rengi değişecek vesaire ya da o
yakınlaştıkça bir anda dünyayı tamamen yakıp kavurabilir falan gibi şeyler var. Bunlar gerçekçi de bir yandan zaten. Hani bence insanların son dönemde özellikle bu filmlerin artış sebebi işte hep o mayaların işte takvim ve işte bulunan bulgular, bilmem işte baktum dedikleri o zaman kavramı. Bence işte, merak ediyoruz. Ya merak ediyoruz yani hep gelecek çünkü her zaman merak konuştur. İlgini yani, çekmiyor mu mesela senin bu tarz filmler, diziler? Hayır. Gülçin. Bir tek aşk filmlerini mi seviyorsun? Yok aslında. Romantik komedi mi seviyorsun? Ne seviyorsun? Aslında evet, ben böyle cheesy şeyler daha çok tercih ediyorum. Hemen hadi gidelim, kostüm dekor değiştirelim. Dekor değiştir. Hemen şey, buraya böyle bir şey gelsin. Pembe bir fon gelsin. Gülçin'e fotoğraf çekiyoruz. Ama bu role girmek çok da hoşuma gitti. Hatta silahlar böyle çok ilgimi çekti yani. Yalnız çok ilginç. Hep pembeler, hep kırmızılar, hep renkler, hep canlı şarkılar, hep cıvıl cıvıl bir kız. Evet. Yani kliplerinde de öyle, işte hayatında da öyle. Hep o albüm kapaklarını da ben çekiyorum. Nasıl yapıyorsam onu da bilmiyorum yani. O cıvıl cıvıl işte. Ondan sonra ama günün sonunda arada bir böyle işte kaç yılda bir diyelim ona, 4 yılda bir. Evet. Bir ters köşe böyle bir konsept bir şey yaptığımız zaman da acayip yakışıyor evet, sana. Evet, eğleniyoruz yani, evet. Bir şey söylemeye de gerek yok. Sen öyle dursan yeter bize. Şaka bir yana gerçekten yakışıyor yani. Ve o silahı da yanından bırakmadım. O da dikkatimi değil yani. Geçtiğimiz günlerde Yazın Öyküsü adlı bir Kanal D dizisinin afiş fotoğraflarını çektim. Aynı zamanda işte televizyonda yayınlanacak, gazetelerde yayınlanacak fotoğraflarını da çektim. Çok hoş bir çekim oldu. Onun bir kamera arkasına bakıp öyle devam edelim. Şimdi yine bir dizi projesi. Maşallah hiç film bitiyor, dizi bitiyor, film başlıyor, film bitiyor, dizi başlıyor. Bu son projede de kadroda bayağı iyi isimler var bildiğim kadarıyla. Hı. Biraz bahsetsene bize kimler var, ne zaman başlıyor, ne olacak? Önce şunu söyleyeyim. Tabii işte Ekim gibi falan Kızıl Elma'yı bitirdik biliyorsun. Hı hı. O süreçten sonra da biraz diziye aslında ara vermek istedim. Böyle bir güzel bir projede gelince sinemayla değerlendirmek çok iyi oldu benim için. Hem sinema yapmış oldum hem dediğim gibi dizide bir süre kendimi dinlendirmiş oldum. Vallahi kimler var? Altan Gördüm var, Altan Akışık var, Suna Abla var, Suna Selen, Gürkan abi var, Gürkan Uygun. Filmden bahsediyoruz değil mi? Evet, 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 evet. Filmden, Somuncu Baba Aşkın Sırrından. Emin Olcay var, Tuvana var, Tuvana Türkay, Yunus Emre var. Kadro çok geniş. Sinan Albayrak, Saruhan Ünal, kadromuz bayağı geniş. Ya güzel bir dönem işi oluyor gibi inşallah. Seyirciden bunu duyarız yani bizim dememizden ziyade. Yolda açık olsun. İnşallah. Sağ ol Mehmet. Eylül gibi vizyonda olacak. Aynen. Evet, süper. İnşallah iyi olur. Peki senin de şeyi duydum, bir yabancı İngilizce bir single yapacakmışsın galiba. İnşallah. O da ne zaman i̇nşallah olacağını madem bilmiyoruz. Ne zaman olacağını bilmiyorum ama şu anda bir şarkının altyapısı yapılıyor. Bir iki şarkı var mutlaka. Belki daha fazla olabilir. İngilizce şarkılarım çıkacak. Vallahi maşallah. Altı bilmeyen denklem. Neyse olsa biraz bilmiyorum maşallah, inşallah. Müzik dünyasında biraz öyle ya. Öyle mi diyorsun? Evet. Müzik dünyasında ama artık sistem değişti artık. Tek tek ilerleyebiliyorsun. Bu son single'da bayağı evet tuttu diye biliyorum. Klibi de şahane. Evet. Hadi bakalım. O zaman iyi ki geldiniz, hoş geldiniz diyorum. Yine beklerim diyorum. Vallahi çok güzel oldu. Görüşemedik de birkaç ay seninle. Merak ediyordum zaten, sana söylüyordum.
izliyordum denk geldikçe, fırsatım oldukça. Ağırladığın için teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Her zaman efendim. Eline yüreğine sağlık. Üçüncüm, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum.